başıma, kızımı da vermem düşmanıma. Anası da gelse, babası da gelse, vallahi de kanmam gözyaşına. Cennetin gecesi günü olaylı, kırgır şamatası kalaylı. Komiserim acanım, karakolu açalım, romana da satrat kolay mı? Adını da yazdım alnıma, tövbeler olsun tövbeler. Bana varmazsan eğer, Allah seni taş eder, bu beder bu beder düşmanına. Bana varırsan eğer, kavli karar kader, tacı derim başıma yüz yaşına. Hadi arkadaşlar, müşteri bekliyor ya. Niye çıkmışsınız? Ne oluyor ya? Lan bir dur aceleniz soğan cücüğü, patlama. Patlama. Patron bizim haftalıkları verecekti. Vermedi, versin çıkacağız. Hı-hı. Kök mü salacağım buraya? Arkadaşlar, maalesef haftalıklarınızı veremiyorum bugün. Pardon canım. Ben yanlış mı duydum? Yoksa bu meyhanenin şişmanı az önce haftalıklarınızı veremeyeceğim mi dediydi? Aynen öyle dedi Pembe abla. Ya niye ödemesin paramızı ha? Bizim aldığımızı teridir o paralar be patron. Yok öyle yahu patron. Biz paramızı isteriz. Vermezse vallahi çıkıp oynamayız ha. O kadar. O kadar. Yanlış anlamayın. Mafyaya haraç vermem lazım bugün. Sizin haftalıklarınızı da ödeyeceğim. Hı? Ne? Mafya mı? Haraç mı? Bir dakika, bir dakika ya. Ne mafyası bu ya? Sormayın. Mahvoldum ben. Tamam. Sormayalım ama sen gene de anlat. İki tane mafya elemanı geldi bugün. He? Akşama haracı hazır etmezsen kefenin ağzına gelir. Ne? Kefe bile hazırmış udara. Ne alakası var ya? Bitmeyin. Anlamadım ben. Kefeni kendin hazırla diyorlar. Anladım. Bu mafyaları tanıyor musun sen patron? Yok. İlk defa görüyorum. Belli ki yeni girmişler aleme. Ya herkesler mafya oldu be. Maşallah memleketin en hızlı gelişen sektörü mafya sektörü oluyor. Doğru, çok doğru valla. Madem alemde yeniler, onları öyle bir oyun oynayacağız ki bir daha değil haraç almak, adres sormak için bile buraya gelemeyecekler. Nasıl bir oyun o? Dinleyin şimdi. Bu aralar sanki sana bir hal. Mafya çakalları da geldi. Efendim, hoş geldiniz. Buyurunuz, mekanımıza şeref verdiniz. Tiplere bak be. Büyülerin hayvanat bahçesinden dışarı çıkmalarını yasaklamak lazım. Onur verdiniz. Daha kes Tagaluga'yı koçum. Söyle o patronun olacak Cicoza bizim avantayı getirsin. Hemen abi, ne bağırıyorsun ya? Ses dur lan! Ne oluyor be? Baba hoş geldin. Ben size müziği kesin dedim mi lan? Cacık salataları! Çalın eğleneceğiz bu akşam. Zevkü sefa, keyfi keki hesabında bu akşam. Baş üstüne baba. Babayı duydunuz. Çalın hemen. Hadi hadi. Hadi çalın. Tabii tabii abicim. Hadi. 2, 3, 4, başla. Kim oğlum bu? Bilmiyorum abi.
Ama belli ki belalı bir tip. Garson! Garson! Bak duyuyor musun hiç? Garson! Eyvah! Ha niye et baktın be oğlum? Gel şuraya gel. Bize rakı getir. Donaş şu masayı. Hadi bakayım. Neral baba. Pansumanı mı yaptırayım? Hadi. Hemen geliyorum. Ambulans yok mu? Ne abi bu? Garsonu nasıl çağırıyor gördün mü? Oynayın oynayın hadi. Helal be. Harika çalıyorlar ha. Hele şu süper değil mi? Testere Necati. Hangisi baba ya? Şu yok mu oğlum? Bak şu şu. Hangisi baba ya? Şu köşedeki ha, mi? Kısa boylu olanı. Kısa boylu olanı. Kısa boylu olanı. Yandım adam. Be be be. Gitti anam civan gitti. Doğru vallahi. Çok güzel çalıyordu, yazık oldu. Ben de şunu diyorsun. Ay. Ay anam bu da gitti baba. Deli bunlar ya. Sinek öldürür gibi adam öldürüyor. Evet abi. Baba, baba. Kurban olayım anam. Burada başka kimseyi öldürmeyin. Yoksa burada müzik icra edecek kimse kalmayacak kurtada. Bu çöplüğün patronu nerede lan? Ay, patron! Patron! Baba çağırıyor patron! Çabuk! Durun, durun. Allah! Koş, koş, koş. Buyur baba. Kulağıma bir şeyler geldi Halil. Diyorlar ki birkaç çakal benim haraca göz dikmiş, doğru mu ha? Hele bir doğru de. Önce seni, sonra o ***leri süzgece çevirip işinizde makarna süzmez miyim lan? Eyvah, bittik biz. Biz değiliz, değiliz. Yok öyle bir şey baba. Senin araç aldığın yerden kim araç almaya cesaret edebilir ki? Palavra mı atıyorsun Ali? Burada mı yoksa o çakallar ha? Yok. 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 Yoklar burada baba. Yoklar. Kim benim araca göz diken mafyalar ha? Söyle. Yok baba ne mafyası? Derinine. Müşteriyiz biz baba. Ayağının altını öpeyim dokunma bize. Tabii tabii müşteri onlar. Müşteri ise vurmayalım o zaman. Biz kalkalım size iyi geceler. Hesabı ödemeden mi gidiyorsunuz? Olur mu hiç baba? Fazla fazla ödeyeceğiz. Hatta bahşiş bırakacağız. Bir daha buraya mafya gelirse hem seni hem de onları atış talimi için hedef gösteririm hani haberin olsun. Aslanım benim kalk. Eğlen sana be. İyisin abi. Baba baba. De kusuru acık kusursuz olmaz. Kurtardın beni. Acık parayı olaydı anam. Ben bunu kimseye kaptırmazdım. Muncuk canım benim. Şimdi bir benim teyzemi. O da olacak pembeciğim, o da olacak. Ay bugün de benim başım çok fena ya. Unutturma da kahvaltıdan sonra gideyim bir ilaç alayım. Hı hı. Tamam tamam Şahinem. Kız Sultan, yoksa düşündüğün şey mi oldu kız? Ne düşündün? Nereden bileyim be hala? Ay kız sen anladın da anlamazlıktan gelirsin ha. Doğru söyle kız, yoksa hamile misin? Ay inşallah kız Sultan. Yok daha neler be. Ne hamilesi? Akıl var, mantık var. İnsan bu kadar zamanda hamile kalır mı hiç? Kız niye öyle dersin be? İki ay oldu ha. İki ayda tavşanlar bile iki kere doğum yaparlar. Kız oğlan, gözünü aç iyice bak. Benim hiç tavşana benzer bir halim var mı? Kızma gelinim, hepimiz senin bir bebeğin olsun isteriz. Şahanem, o da olacak inşallah. Ekranların en görkemli dans yarışması başlıyor. Yeni dans yarışması Dans Eder Misin'e katılın. Hem milyonlar sizi tanısın, hem de son model bu lüks arabayı kazanma şansını elde edin. Arabaya bakın işte be. Fıstık fıstık vallahi. Hakikaten çok kral araba bir Ferhat. Ya kız Sultan, sen bu yarışmaya katılsan kesin bu arabayı kaparsın ha. Tabii ben katılmazsam kazanır. Sen 3 günlük sesliğinle 40 günlük at gübresini karıştırma bakayım. Hadi oradan. Kız hakikaten kazanırım değil mi bu yarışmaya tabii be Allah? Tabii kazanırsın. Ferhat, ne dersin? Katılayım yarışmaya. Ne? Saçma sapan konuşmayın be.
Benim karım çıkacak, elin herifleriyle 70 milyonun önünde dans edecek ha? Ben de seni çekeceğim. Abartma be, azıcıkın medeni ol ya. Ne varmış dans etmemde? Abartmayayım ha, şuraya bak be. Dans mı ediyorlar, sevişiyorlar mı belli değil. Delikanlılardan müsaade eder mi böyle şeyler? He? Tamam be tamam, hindi gibi kabarıp durma. Zaten katılacağım yok herhalde, laf olsun diye diyorum. Neyse, ben kaçayım. Taksiyi sanayiye götürüp baktırmam lazım. Frenlerde bir arıza var. Hadi. Ver şu gazı aslanım, biraz hızlı sür şunu. Eski engine'la toplantım var, yetiştirmen lazım. Abi, benim arabayı sanayiye tamire götürmem lazımdı ya. Sen başka bir taksiye gitsen olmaz mı ya, he? Ya ayıp ediyorsun Ferhat ya. Böyle sıkışık bir zamanda abine yardım etmeyecek misin? Abi, yanlış anlama ya. Ne? Ama arabanın frenlerinde bir problem var ya. Baktırmam lazım ya, önemli. Aman be Ferhat, beni bırak ondan sonra gidersin sanayiye ya. Peki abi, inşallah başımıza bir sakatlık çıkarmaz araba. Aman kamyon! Millet, duydunuz mu haberi? Duydunuz mu haberi? Ne haberi ya? Ferhat kaza yapmış. He? Kaza mı yapmış? Evet abi ya. Sorma, taksiyi duvara vurmuş. Beter de içindeymiş. Bir şey olmuş mu Ferhatlara? Yok, Allah korumuş. Oh. Yalnız taksi haşat. Peki neredeler şimdi? Sizin evdeler abi. Bizim evdeler mi? Hadi abi. Nuri, kahvesine ne yapayım sen? Beni de bekleyin. Beni geliyor. Gitti canım. Ekmek teknemiz gitti, gitti. Ya tamam be Ferhat. Sana bir şey olmamış, ona şükredelim. Ne olur yeter. Ya çok mu masraf varmış Beter? Vallahi tamirci nereden baksan 10.000 YTL tutar bunun tamiri dedi. Of. Ay. Eyvah eyvah. Nereden bulacağız şimdi biz bu parayı? Ya geçmiş olsun Ferhat ya. Geçmiş olsun Ferhat. Ulan damat gibi boyun posun diye bir sinemi. Ulan bir taksiye sahip çıkamadın. Götürdü duvara vurdun taksiyi. Sen şimdi neyle mi bakacaksın kızıma Allah'ın çulsuzu? Gelir gelmez bağırma. Ferhat'ın bir kabahati yok. Tabii tabii. Ferhat'ta kabahat yok. Kabahat duvarda. Ferhat yolunda giderken duvar önüne çıkmış vurmuş. Trafik duvarı 8'de 8 suçlu bulmuş. Sen ne zıvararsın be? Kız ana bir sus be. Zaten sus. Moralimiz bozuk. Bir de sen moralimizi bozma. Sen de konuş burada. Ana taksisi var. Ferhat taksiye çıkar bakar bana dedin demedin. Tamam, demedim mi? Al işte taksisi gitti. Ferhat gene bakacak sana. Ama nasıl bakar ha? Ha ***'lere baktığı gibi bakar. Şüfer. Ya sensin. Ay tövbe yarabbi. Ya felaket illalı gibisin ha. Bir sus be bir sus. Doğru. Ben bablaklı bağla. Bittim ben. Ben ne yapacağım şimdi taksisiz? Ay tamam. Üzülme be Ferhat. Kasko ödeme parası. Kaskonun ödeme yapması için arabanın kaskosunun olması gerekmiyor mu? Gerekiyor. Pardon. Kaskosu yok muydu arabanın? Kalın kapalı mısın nesin sen be? Laf bir kere söylenince anlar insan. Kas kapalı. Anam bunun devreleri kapanmış ha. Ya bir sus be pembe. Yaraya tuz basmaktan başka bir halta yaramıyorsun. Hakikaten ha. Kabus gibi kadın ha. Hiç üzülmeyin evladım. Cana gelen mala gelsin. Tabii tabii. Çok doğru. Çok doğru. Mal olmadan olmuyor be nene. Taksiyi tamir ettiremezsek aç kalacağız. Kim açlıktan ölmüş? Yaradan yarattığını kısmetini de verir. Bugün bir kapıyı kapatır, yarın başka bir kapı açar. Bak ya, taksiyi çarptıktan sonra bak ruh gibi oldu olan. Ay ne yapsın garibim, ekmek parasını o taksiden çıkarırdı be sultan. Of ay, kıyamam ben ona ya. Vergi dairesinden geldiğimizi kimseye söyleme sakın. Önce bir kontrol edelim bakalım, fiş kesiyorlar mı? Tamam abi.
Efendim, hoş geldiniz Şipşak. Hoş bulduk. Buyurun, sizi şöyle alayım. Hemen boş yer bulacağım size. Buyurun. Buyurun, şimdi boşalır masalar. Rıza, bizim hesabı versene. Günahımız neyse ödeyelim. Valla fazla bir şey yememişsiniz abi. 72 ama sen düz 75 ver abi. Biz fiş de istiyoruz Rıza. Ne? Fiş mi? Ne yapacaksınız ki fişi? Senden fişimizi yapacak bir şey buluruz. Ne yapacaksınız ki? Akbirinize mi takacaksınız? Ne oluyor burada? Patron, inanmayacaksın ama fiş istiyor bunlar. Niye vermiyor siz fiş? Ben anlamıyorum. Yapma Elga, almayın burası. Ha. Size fiş verirsek biz ne kazanacağız? Ne kazanacağız? Pardon, fiş vermiyor musunuz? Abi bırak Allah aşkına ya. Eskiden fiş mi vardı ya? Eskiden yoktu ama şimdi var. Adamın hakkı fiş istemek. Biz kimseye fiş vermiyoruz ki onlara verelim. Aa, ne güzel. Bir de utanmadan fiş vermiyoruz diyorsun. Maliyeden de mi korkmuyorsunuz kardeşim? Ya vergi memurları basarsa şimdi burayı? Aman abicim, vergi memurları şimdi mışıl mışıl uyuyorlar. Ben vergi memuruyum desem. Hala şaka yaptığımı düşünüyor musun? Abi! Bakayım abi. Ben sana dedim. Ocağına düştük abi. Ceza yazdım ya. Şaka yaptık, şaka yaptık. Allah! Herkese fiş veriyoruz. Arkadaşlar, fişini almayan varsa lütfen gelsin alsın ya. Hiç boşuna nefesinizi harcamayın. Cezadan kurtulamazsınız. Zabıt tutacağız. Yaz abim, yaz. En ağır ceza yaz onlara. Ay bize parayı verirken vergisini kesiyor, kendisi vergisini vermiyor. Bittik biz patron, bittik. Nefis sucuklu yumurta da geldi. Allah, sucuklu yumurta. Ekmeği şöyle ucundan bir barayım. Geri bas. Ferhat'a yaptık bunu. Yapma ya. Beni bassam. Muharrem, pis boğazın sırası mı? Ferhat'ın bunlar. Azıcık anlayışlı ol be. Taksiyi çarptı diye iki gündür ruh gibi dolaşır olan ha. Ya belki sevdiği kayıntıyı yerse azıcık morali düzelir diye hazırladık bunları işte ya. Bir tut ağzını. Bu aralar benim de moralim çok bozuk, bilir misiniz? Tabii. Azıcık yesem belki moralim düzelir ha? Yemezler canım, yemezler. Abi hadi kayfaltıya gel, bak neler yaptık sana. Siz yiyin, ben aç değilim. Ferhat dur nereye ya, o kadar şey hazırladık sana. İştahım yok şu an. Dışarı çıkıp azıcık hava alacağım. Hayda, gitti. Biz yiyelim bari. Hadi. Sucuklu yumurta ziyan olmasın değil mi? Ne olacak bu çocuğun hali? Kazadan beri yemeden içmeden kesildi. Taksi yaptıramıyor ya, ona üzülüyor be nene. Ya para yok ki Ferhat'a versek, taksi yaptırsa. Öyle elimiz böğrümüzde bekleriz. Günaydın millet. Günaydın. Günaydın. Gel otur bak sofraya neler afiyet yaptık. Olsun. Ferhat'a bakmaya geldim. Nasıl morali toparladı mı biraz? Yok be beter, ne gezer? Kahvaltı etmeden gitti. Yapmayın ya. Hayır, benim asıl canımı sıkan Ferhat'a yardım edememek. Kıyıda köşede azıcık param olsaydı çoktan tamir ettirmiştim taksiyi. Asıl benim tamir ettirmem lazım. Benim yüzümden oldu kaza. Ay 10.000 yeterli. Hayatta biz bulamayız. 10.000 yeterli bulup taksiyi tamir ettiremeyiz belki ama Ferhat'a yeni bir araba hediye edersek bu işi kökten çözeriz. Kız deli deli konuşup durma be. Taksiyi neyle tamir ettireceğiz? Biz onun için bile para bulamayız. Sen kalkmış yeni arabadan bahsedersin. Neyle alacağız? Öpücükle mi? Almayacağız ki yeni arabayı kızım. Almayacağız mı? Aklından neler geçiyor Sultan? Sultan, sen çıkar şu dilin altındaki baklayı bakayım. Şu dans yarışmasında birinci gelene araba hediye etmiyorlar mıydı? Ha. Ben o yarışmaya katılayım diyorum. Ay çok iyi fikir vallahi. Kesin kazanırsın ha. Vallahi kazanırsın kız Sultan. Yalnız abim bu yarışmaya katılmana hayatta müsaade etmez. Ay doğru. Ay görmedi mi o kadar gürledi? Gördüm gördüm. Kimse Ferhat'a bir şey söylemeyecek. Yarışma bitene kadar her şeyi saklayacağız Ferhat'tan. Tamam. Aferin kız. Çok iyi fikir vallahi. Sen ne dersin Muharrem? Harika olmuş sucuklu yumurta Melekşe. Bayıldım. Daha var mı? Ay işte. Ay boşal da Semer'i niye be? Hadi yürüyün yarışmaya kayıt yaptıralım. Hadi yürü Sultan. Hadi hadi. Siz buna dans mı diyorsunuz? Dedem bile daha iyi dans ederdi.
Olmadı maalesef, beğenmedik. Size tavsiyem zorunlu olmadıkça dans etmeyin. İyi günler. Çekil, çekil, çekil. Kahretsin ya. Ne oldu kız? Ay kız kaybetti. Ay, kız kaybetti diye mi ağlar? 108 numaralı yarışmacı Sultan Erdağ'ı. Allah Sultan, sen adı söyle. Çabuk. Ne çıkar? Rahat ol. Dola dola. Tamam kasma giydiğini. Allah hadi tut şunu. Ay, sakin, 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 sakin ol. Geç. Açılın müsaade edin. Ederim. Harikaydın. Fevkaladenin fevkinde bir dans. Harikulade. Muazzam. Elemeyi geçtin. Yarışmada bizimlesin. Hakikaten geçtim mi elemeyi şimdi? Ay ciddi mi be abi? Evet canım. Bu gece ilk canlı yayınımız var. Akşam 7'de muhakkak stüdyoda olman lazım. Tamam abi. Akşam 7'de. Oldu o zaman. Size iyi günler. İyi günler. Teşekkürler. Sağ olun abi. Merhaba beyler. Merhaba. Ferhat, keseleceğini öğrenmiş yılbaşı indisi gibi kara kara. Ne düşünürsün öyle? Taksi düşünürüm Etim abi. Çok fena oldu bu kaza işi ya. Resmen hayatım kaydı be. Oğlum, sen deli misin? İnsan bir taksi için bu kadar üzülür mü hiç? Öyle deme be Etim abi. Ekmeğimizi kazanıyorduk onunla. Taksiz ne yaparım ben abi? Anan seni taksiyle mi durdu be oğlum? Ha. Taksi olmadan önce nasıl geçinirdin? Gene öyle geçinirsin. Etim haklı mı Ferhat? Çok abartırsın sen bu meseleyi. Ya takmayacaksın kafaya şapkadan başka bir şey Ferhat kardeş. Gençsin, dinsin. Çok şükür gücün kuvvetin yerinde. Taşı sıksan suyunu çıkarır, yine ekmeğini kazanırsın. Üzülmeyeceksin. Hem romanız biz be Ferhat. Dertle tasayla işimiz olmaz. Ekmek bulduk mu yeriz. Yorga bulduk mu yatarız. Kepimiz gıcır olunca da bir de köpek atarız. Olur biter, ötesi boş. Haklısınız abi. Hayır bir şey değil. Kendinle beraber sultan da üzersin be Ferhat. Yazık değil mi o kıza? Bir taksi için bu kadar üzersin kızcağızı. Vallahi çok doğru diyorsunuz be abi. Sultanı da kendimle birlikte üzüyorum ya. Bak sen Ethem abini dinle. Bir silkin kendine gel. Git lacilerini giy. Sultanı da al yanına. Şöyle bir yemeğe çıkın. İkinize de moral olur, toparlarsınız. Vallahi çok haklısınız be abi. Hemen gidiyorum. Aferin be koçum. Şöyle eski Ferhat ol gene. Afiyet olsun. Hay ağzına sağlık be Ethem valla. Buyur Kısmet Ana. Su gibi aziz ol gelinim. Ya Kısmet Ana. Bu akşam saat 7'de canlı yayın var. Allah muvaffakiyetler versin güzel gelinime. Amin. Yalnız bir problem var. Ferhat'a çaktırmadan ben bu yarışmaya nasıl gideceğim? Heh? Aman söylediğin şeye bak be Sultan. Ferhat arabanı derdinden ruh gibi dolanır zaten. Nerede olduğunu fark etmez bile. O da doğru ya. Yalnız unutmayın ha. Televizyonda kesinlikle izlememesi lazım. Sen işin o kısmını bize bırak Sultan abla. Gerekirse ben bozarım televizyonu ya. Oh. Sen bu gece sadece dansını düşün Sultan. Şahanem! Şahanem! Şahanem, hazırlan. Bu gece yemeğe gidiyoruz. Ne? Yemek mi? Ne oluyor ya? Herkes niye şaşırdı bu kadar? Yok canım bir şey yok. Çok ani oldu abi de ondan. Hakikaten de çok ani oldu Ferhat. Durup dururken nereden çıktı şimdi bu yemek? Aklımı başıma topladım Şahanem. Yani dedim ki bir taksi için insan bu kadar üzülür mü dedim. Cık, üzülmez. Yani hayatın sonu değil ya. Yemeğe gidelim, azıcık efkar dağıtalım dedim. Ferhat, bu gece olmaz. Aa, niye olmasın? Yoksa bu gece yapacak daha önemli bir işim vardı ha? Şey yok ama ne işi ya? Ne işi? Ay Sultan ne işi olacak ki Ferhat? Ya bomboş bu gece Sultan abi yani. Tabii tabii. İyi o zaman. Bu gece yemeğe gitmemize hiçbir mani yok ya. Yok. Tabii ki. Sen var ya. Çok sevindim yemeğe gideceğiz diye. Anam arar.
Alo, ana. Alo, Sultan kızım. Benim böyle bir çiçekli maya tencerim vardı, beyaz. Sizde mi annem o? Ne? Demek çok hastasın ha. Ay çok geçmiş olsun. Ne oldu kız ana? Ha? Rota virüsü falan mı kaptıydın? Anam yeter bu be. Kızım, lafı yanlış anlayan gördüm de seni gibi yanlış anlayanı da görmedim. Kız ben emeğe tencere diyorum. Karın nasıl beceriyorsa hastalık anlıyor bunu. Vallahi büyük başarı. Ben diyorum Çanakkale boğazı. Sen diyorsun Mansur'um azdı. Tamam tamam ana, hemen geliyorum. Bu gece, gece değil sabaha kadar yanında olup sana bakacağım ha. Sen hiç meraklanmıyorsun. Hadi. Kapattı. Annem bu karı benimle maytap mı geçiyor? Allah Allah. Ne oldu şahanem ya? Pembe abla mı hastaymış? Çok hastaymış Ferhat. Bu gece ona bakmam lazım. Ya. Ay canım, siz de başka gece yemeğe çıkarsınız artık. Hı? Değil mi abi yani? Üf, ne yapalım? Öyle yapacağız artık. Ben anama gidiyorum. Hoşça kalın. Hey, başarılar Sultan. Başarılar. Ne? Ne başarıları be? Yani şey başarıları. Ne yani, ne? Sultan Pembe'yi iyileştirecek ya. Hadi. He. Yani onun için başarılar dileriz, değil mi? Tabii tabii. Gel. Gel. Üf. Gel. Hüfle şuna. Ye demedi. Hüfle. Ay kul muayenesi yapacağım. Sarhoş musun değil misin onu anlayacağım. Ya kız ana, alkol muayenesi nereden çıktı şimdi? Ne alkolü, saçmalama. Soba bayısı falan mı kokladın sen? Ha? Kalk. Ha bu çizgide şöyle düz yürü bakayım, anlayacağım senin sarhoş olup olmadığını. Kız ana saçmalama ya, sarhoş falan değilim ben. Kızım madem sarhoş değilsin, telefonda o kadar saçmalamayı nasıl becerdin merak ediyorum. Aydınlat beni. Kız ana, Ferhat'tan kurtulmak için numara yapıyordum sana ya. Ferhat'tan kurtulmak için dedin öyle mi? Hı? Bak, ananın dediğine geldin mi sonunda? Ben sana Ferhat'la yapamazsın. 3 gün sonra evlendiğinde pişman olursun dedim mi demedim mi? Bak şimdi işte Ferhat'ta kurtulmaya çalışıyorsun. Anam sakalım yok ki dinleyenim olsun sözümü. Ya kız saçmalama be ana. O manada kurtulmak değil. Ferhat tutturmuş bu gece yemeğe gideceğiz diye. Yemekten kurtulmak için yalan uydurdum ben. Anam hasta dedi. Niye ki o? Çünkü dans yarışmasına katılıyorum. Dans eder misin de dans edeceğim bu akşam. Ciddi mi dersin? Teyze kızı dans mı edecekti? Aşk olsun. Kız dans yarışmasına katılıyorsun da anana haber vermiyorsun. Geldiğimden beri bir susmadın ki söyleyeyim. Makinalı tüfek gibi konuşursun. Ha. İyi dans et o arabayı. Mutlaka kazan evet, getir. O. Tamam mı? Ben bineceğim o arabaya. Tamam tamam. Yalnız Ferhat'ın haberi yok. Sakın söylemeyin, tamam mı? Ay bilirsin be teyze kızı, söyler miyiz hiç? Ha. Ben gidiyorum şimdi. Ferhat ararsa idare edin beni, tamam mı? Tamam git anam git. Ben Sultan yazıp ikisi gönderiyorum mesajımı. İlk SMS oyun anandan canım. Telefonumu da bulamadım. Bu kıyamı da unutma ha. Tamam hadi. Hadi yürü yeter ha. Sultan İdam o arabayı git ve al arabayı. Sevgili seyirciler, yepyeni dans yarışmamız Dans Eder Misin'e hoş geldiniz. İlk yarışmacılarımızı çağırıyorum. 103 numaralı Ezgi ve 105 numaralı Tahsin. İyi akşamlar. İyi millet. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ferhat nerede abi? Odasında. Hayırdır? Bir şey mi oldu Beter? Televizyonu açmayın diye geldim ya. Ferhat Sultan'ı yarışmada görürse bir çuval inciri berbat ederiz vallahi. Yok yok, yapmayız biz öyle şey. Merak etme sen. Ay çok da merak ederim be. Sultan ne yaptı acaba yarışmada? Uf sıkıldım odada ya. Oo hoş geldin Beter, ne haber? Hoş bulduk, sağ ol. Sen nasılsın? Aliş, şu televizyonu aç da şenlensin ortalık biraz. Televizyon mu? Televizyon bu.
Allah Allah, ne oluyor bu gece size ya? Ne desem şaşırıyorsunuz be. Ya hayır, televizyonu aç dedin ya, ona şaşırdık biraz biz. Allah, yani nesine şaşırıyorsunuz ya? Ya her akşam açıp izlemiyoruz mu biz bu aleti ya? He, Allah Allah. İzliyoruz. Niye şaşırıyorsunuz o zaman? Ya yani televizyon açmaya gerek yok ya abi. Ne güzel sohbet ediyorduk burada, değil mi arkadaşlar? Tabii tabii. Hem televizyon sohbeti öldürür mü Ferhat? Evet. Ya sohbet gibisi yok vallahi. Ya tamam, gene sohbet ederiz. Televizyona da göz ucundan bakarız be. Em var ya, yeni dans yarışması başlıyor. Merak ettim vallahi. Dans yarışması mı? Dans yarışması mı? Ya bu gece ne söylesem böyle şaşıracak mısınız siz ya? Olmaz. Televizyonu açamayız. Ele dans yarışmasını hiç açamayız. Ya niye ala niye? Şey yüzünden. Ne yüzünden enişte, ne yüzünden? Menekşe'nin başı ağrıyor da. Ay evet. Şimdi o danslar, müzikler falan iyice başını ağrıtır. Uf. Ya başım böyle bir ağrı ki sanırsın filler oynaşıyor beynimde. Bir de öyle dansmaz. Nasıl, iyi misin? Allah tamam. Sesini kısar, öyle izleriz. Ay hiç ıskalışım. Çatı ya. Neyse, ben dersimi çalışacağım. İyi geceler. İyi geceler. Hadi iyi geceler. Şimdi de sevgili jürilerimizin yorumlarını alıyoruz. Çok iyi. Çok sahneye güzel. Çok yakışan bir çift. Çok iyi. Çok iyi bir performans sergilediler. Evet, çok güzel. Ya Ferhat, Allah aşkına kapa şu televizyonu ya. Şu jüriye baksana abi. Çok sıkıcı ya. Ay hakikaten be. Kapan şunu be. Kafam çatlar. Ay boş konuşur istifine tükürdüklerim. Ay. Ay dayanılır gibi değil be. Öteki kanalda belgesel var. Tatlı Kurumların mücadelesi. Onu açalım ha. Belgesel ha. Evet abi, değiştir. Zapla zapla ya. Değiştir ya şunu. Ya bir durun ya. Ya bir dur ben işte ya. Ya bir yarışma izlettirmediniz ha. Ay ay ay, başım be ay. Tamam tamam, al 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 ha. Biraz daha kıstım ha. Ya bu iş ne? Nerede kaldı bu ya? Ne yapıyor bu ya? Hadi. Sevgili seyircilerimiz, şimdiki yarışmacılarımız dans konusunda oldukça iddialı. Ha? Özellikle bayan yarışmacımız roman dansları ve göbek dansları konusunda yani çok iddialı. Karşımızda... Oh! Ne oldu be? Aa, yayın gitti ya. Ya tüh be. Allah'ım sana şükürler olsun. Oh sultan. Ay al başım. Oy. Oh. Ay ne güzel kapattı televizyon. Allah Allah. Yani yayın gitti diye sevinenleri de ilk defa görüyorum ha. Hayret bir şey. Ya biz izleyemedik yarışmayı be. Unutmayın hanım. Sultan yazıyorsunuz, bize yolluyorsunuz ha. Gotik. Teyze. Sultan yazarken oğlum, bu baştaki E harfini büyük harfle mi yazıyoruz yoksa küçük harfle mi? Baştaki E harfini mi? He. Teyze, sultan kelimesinde E harfi yok ki. S ile başlar sultan. İşte seni bütün kontrollerim gitti boşu boşuna. Şimdi sil baştan göndereceğim bütün mesajları yeni baştan. Usta Firiva, Naşı Tovala, Okardu Kalama. Günaydın. Anam günaydın. Günaydın. Günaydın Şahin'im. Haydi anam, ne kadar iyiliş. Bakıyorum da Pembe abla maşallah iyi. Çok iyi olacağım tabii anam. Türk gibiyim evvelallah. Yok hanım sen bakma beni böyle top gibi durdurma yani, esasında çok hastayım da belli etmiyor. Ya. Sabaha kadar anama ilaç verdim, biraz topladı çok şükür.
Ya canım toparlamış. Hı. Ay çok geçmiş olsun Pembe abla. Sağ canım benim. Hı. Neyse ben çayımı tazeleyip geleyim. Hadi. Kız Sultan, akşam ne oldu yarışmada? Eğlenmedin değil mi Sultan? Ay abime televizyon izletmeyeceğiz diye biz de izleyemedik yarışmayı. Ya siz ne diyorsunuz ya? Birinci geldim. Ciddi misin be Sultan? Ay bravo. Aslan gelinim benim. Kız Sultan, sen bir tanesin be. Alacağız arabayı inşallah değil mi Sultan? Ay inşallah. Arabayı ben alacağım. Ne? Ne? Araba benimdir. Kızım söz verdi. Arabayı sana vereceğim dedi. Evet, gerçekten. Tamam. Hatta arabanın arka camına koymak için karpuz yürümeye bile başladı. Ha. Aha ya tabii. Örsen. Yalnız bir problem var. Yarışma bitene kadar canlı yayın. Hı. Ferhat'a ne yapıp edip o televizyonu izlettirmememiz lazım. Nasıl becereceğiz bunu? İşin orasını sen bize bırak canım. Abi, abi 200 gram fıstık, 200 gram leblebi, 200 gram da fındık verir misin? Hemen. Sağ ol abi. Aa, Sultan. Dans ediyor. Aa. Hem de elin herifiyle. Bunu nasıl yaparsın Sultan? Kardeş, siparişini unuttun. İyi akşamlar. İyi akşamlar Sultan. Yine anandan mı geliyor? He ya, anandan gelir. Hastalığı gene yükseltmiş de ona bakardım. Anana dans ederek mi bakardın Sultan ha? Dans nereden çıktı? İş numara yapma Sultan. Televizyonda gördüm seni. Suç ortakların da her şeyi itiraf ettiler. Ben sana bu yarışmaya katılamazsın demedim mi Sultan? Ya Ferhat, bildiğin gibi değil ya. Ben her şeyi senin için yaptım. Benim için gidip elin herifleriyle 70 milyonun önünde dans mı edeceksin Sultan ha? Ya... Abartma be Ferhat. Ne varmış dans etmesinde? Ya siz karışmayın alaya. Ferhat bak, vallahi kendim için katılmadım be. Amacım o arabayı kazanıp sana hediye etmekti. Böylece sen de taksiye çıkabilirdin. Ben kendim çalışır kazanır, taksimi tamir ettiririm Sultan. Gitmeyeceksin bir daha yarışmaya. Ya Ferhat ne olur saçmalama. Bak yüzdüm yüzdüm kuyruğuna geldim. Bir tek final kaldı ya. Gitmeyeceksin Sultan o kadar. Gitme sen de şuradan. Burada babanın kölesi yok. Sen kimsin ki bana gitmeyeceksin dersin ya? Gidiyorum işte o kadar. Sultan. Sultan. Üf ne? Dön bana. Yaklaş kızım. Yaklaş. Kızım. O güzeller güzeli suratını niye böyle asarsın? Açık yüzün gülsün. Heh. Bak. Böyle moralsiz çıkarsan vallahi arabayı kazanamazsın. Kızım muhallede herkese ben hava attım. Arabayla döneceğiz dedim. Ay tüküreyim senin arabana be. Ya ben Ferhat'a üzülürüm be. Aman boşver o kocayı. Koca değil mi? En iyisi 9 oturan başında can versin. Senin arabaya kusmantre ol kızım. Konsantre. Sen önce bir kusmantre ol. Çok istiyorsa senin dediğinden de olursun. Tamam mı güzel kızım? Arabayı mutlaka kazanman lazımdır. Vallahi çok yoruldum. Ya gidemeyeceğim eve. Bak ay bak yoruldum ya. Ha. Bak. Ha. Üf. Ha kızım bak gördün nasıl yoruldum ha. Hay Allah'ım ne olur Sultan kazansın ne olur. İzleyin izleyin. Bozmayın suç ortakları. İzleyin bakalım Sultan'ı.
Ferhat, seninle konuşmamız lazım. Hayrola abi, mevzu nedir? Ferhat, sultanın bir kabahati yok. Tek amacı seni mutlu etmekti. Tabii abi, o yarışmaya katılınca benim çok mutlu olacağımı sanıyordu değil mi? Abi bırak Allah aşkına ya. Benim bu boş laflara karnım tok. Ferhat, sen taksiye çıkamıyordun. Tamiri ettiremiyordun. Söyle söyle. Bütün gün hindi gibi düşünüp duruyordun be oğlum. Sultanın tek amacı o arabayı kazanıp sana hediye etmekti. Ya sırf senin yüzün gülsün diye katıldı bu yarışmaya be Ferhat. Vallahi abi ya. Tabii ya. Yoksa evli baktı kadın şöhreti de yapacak be Ferhat. O canından çok sevdiği kocasına yardımcı olabilmek için neler yapıyor. Görüyorsun değil mi? Bak. Peki sen karına yardımcı olabilmek için ne yapıyorsun? Ha? Yok ya, daha neler. Bir de yardım mı edeyim abi ya? Edeceksin tabii. O senin karın oğlum. Oraya gidip desteklemen lazım sultanı. Ya tutturmuşsun bir delikanlı lafıdır gider ya. Delikanlı dediğin karısına destek çıkar Ferhat. Tabii ya. Açık medeni ol be abi. Evet. Sultanın senin desteğine ihtiyacı var Ferhat. Ha? Ha abi. Ya, ha? Ya haklısınız galiba ya. Ha? Hadi. Yaşa be gidelim oğlum. Sultana yaşa destek be Ferhat. Hadi. Karşınızda gecenin favori yarışmacısı 108 Sultan. Anam. Seni seviyoruz sultanım. Alkışlayın sultan. Ay, ne olur buna bir anam, niye böyle oynuyor bu? Aa, bilir. Kız sultan, güzel öyle kızım, bir de bu. Evet. Havaya girebildi, niye öyle oldu? Anam yok, bunda bir şey var ha. Bir şey var, kesin bir şey vardır. Sultan bu akşam çok kötü dans ediyor. Çok kötü. Benim favorim sultan ama bu gece çok kötü dans ediyor. Kesinlikle çok kötü. Hadi, bırak. Rahat ol kızım. Ha? Ederci. Hadi sultan, bastır sultan. Hadi canım. Geldik kız. Aslanım ben. Bastır sultan. Anam iyi ki geldi. Zaten kız sizi görünce düştü biraz. Yaşa sultanım. Arkandayız kızım. Arkandayız. Hadi sultan. Sultan. Muhteşem. Evet. Kesinlikle birincilik sultanına. Çok güzel. Şuna bak be. Sultana bak. Hadi sultan. Helalsin be. Helalsin sultan. Yetti ben seni be. Aslanım benim be. Yandan. Sultan! Sultan! Niye aklını en kötü şeye getiriyorsun? Yapma ya. Abi kötü bir şey yok değil mi? Yok be oğlum ya. Yok. İnşallah yoktur be Ferhat. Doktor bir muayeneyi yapsın bitirsin. Nesi olduğunu öğreneceğiz artık. Ay zamanlaması çok kötü oldu biliyor musun? Keşke arabayı alsaydı hanım, ondan sonra yani ne olursa olsaydı zamanlamak kötü oldu yani. Zamanlama çok kötü oldu. Ay, inanmıyorum Pembe abla ya. Sen bana sabır ver ya Rabbim. Kasapet derdinde koyun can derdinde. Kız be sultanı düşünürüz be. Sen arabayı mı düşünürsün be? Biz de sultanı düşünüyorum da. Ama araba da aklımdan çıkmıyor. Karpuzlarını da yürümüştü. Ay Allah'ım ya. Doktor bey muayenesini bitirdi. Sizi içeri çağırıyor. Allah. Budur. Koş. Sultan. Doktor bey, karımın nesi var söyleyin ya. Müjde beyefendi, baba oluyorsunuz. Eşiniz hamile. Allah! Anne ne oluyorum? Allah'ım kızım hamile işte. Vay. Yaşasın. Kıskat.
Aman Allah'ım. Hürrem Sultan gerdanını çalın mı? Yani şimdi sen hiçbir şey görmedin mi? Görmedim komiserim. Alarm sesine koştum. Maalesef gerdanını çalmışlar. Bu gerdanlık müzemizin en kıymetli parçasıydı komiser bey. Hürrem Sultan'a ait elmas bir gerdanlık. Muhakkak bulmamız lazım. Basın duyarsa tefe koyar bizi vallahi. Bulacağız müdür bey, bulacağız. Sakin olun. Arkadaşlar güvenlik kamerası görüntülerini inceliyorlar. Komiserim. Güvenlik kamerasında hırsızın izine rastlayamadık. Görüntüsü yok. Nasıl görüntüsü olmaz? Bu kamera burayı çekmiyor mu? Çekiyor komiserim. Adam gelip buradan elmas gerdanlığı alıp gidiyor ve kameralar çekmiyor öyle mi? Bu adam görünmez adam mı? Nasıl çekmez kamera? Kameranın önüne resim. Kedi Ersin'in işi bu. Abi, elmas gerdanlık yanında diyorum. Yeminle ya. Arakladım müzeden. İstediğim parayı alın gelin, sizin olsun. Hadi bekliyorum. Kedi Ersin'i bulduk komiserim. Müdahale edelim mi? Yok, müdahale etmeyin. Çok kalabalık. Kaçmaya kalkışırsa eyvah, ateş edemeyiz. Ne yapacağım ben şimdi ya? Gerdanlığı üzerimde yakalarlarsa bittim ben. Derhal kurtulmam lazım gerdanlıktan. Ama nasıl? Çiçekçi geldi. Çiçeklerim var. Papatyalarım merhaba var. Merhaba efendi. Bana bir gül verir misiniz? Emin abi. Emin vereyim ana. İstediği gül olsun be. Al canım benim. Hep buralarda mı satış yaparsınız? Esasında bizim Cerit Mahallesi'nde satıyorum. Ama buralara da geldiğim oluyor. Hayret. Sizin gibi güzel bir bayanı nasıl fark edememişim şimdiye kadar? Ay teveccühünüz canım benim. Vallahi siz de maşallah artist kartpostalı gibisiniz ha. Abicim Kadir İnanır abiyle bir akrabalığın var mı? İsminiz? Pempe. Ama sen bana istesin kısaca aşkım da diyebilirsin. Kumima. Demek... Cennet Mahallesi'nde oturuyorsunuz Pembe Hanım. Geçici olarak villamızın inşaatı devam ediyor. Bitsin anam, çıkacağız o fukara mahallesinde. Bu güzel gül size Pembe Hanım. Yakında yine karşılaşacağız. Allah'a ısmarladık. Güle güle abi. Güle güle.
Annem ne kibar bir barı. Kılığına bakılırsa zengine benzer. Kız pembe, aşık mı oluyorsun Elif'e be? Çiçeklerim var. Kaldır ellerini. Oo Ersin Bey. Ne oluyor? Ne zamandır görüşmüyoruz. Ya bırakın beni ya, ne oluyor ya? Ya ben bıraktım o işleri komiserim. Namusumla yaşıyorum ya. Yemin ederim ya. Göreceğiz canım. Aa Şahanem dur, ne yapıyorsun sen ya? Ya gel. Gel. Sence ne yapıyor gibi görünüyorum Ferhat? Kahvaltı hazırlıyorum tabii ki. Ya olmaz Şahanem. Sen artık amile bir insansın ya. Allah Allah. Sen otur, ben hazırlarım kahvaltıyı ya. Sen kafayı mı üflettin Ferhat? Daha bismillah düğün bir bugün iki. Allah Allah. Olmaz Şahanem. Vallahi bak çalıştırmam seni ya. Ben her sabah hazırlarım kahvaltıyı. Görmemiş çocuğu olmuş, çekmiş şeyini koparmış. Konuşma orada, konuşma. Seni de gördük. Ben amileyken Ferhat'tan daha beterdim be. Günaydın millet. Günaydın. Nasılsınız? Ayrol abi, ne sırıtıyorsun öyle gevrek gevrek ha? Birazdan göstereceğim şeyi görünce sen de sırıtacaksın öyle canım. Hadi gelin benimle, gelin. Durun be, yavaş. Bu benim taksim mi abi? Ta kendisi. Hem de tamir olmuş. Eskisinden çok daha güzel olmuş be. Fıstık gibi olmuş bu beden. Ya kıpkıcır be. Allah Allah. Allah. Ya nasıl oldu be abi? Ben tamir ettirdim. Sen mi tamir ettirdin? Parayı nereden buldun abi? Yayıncı eski bir romanımın film haklarını satmış. Oradan gelen parayla tamir ettirdim. Çok abi çok büyük insansın vallahi ya. Allah. Ya çok teşekkür ederim. Sen var ya hakikaten çok büyük insansın be Beter. Saçmalamayın arkadaşlar. Kaza benim yüzümden oldu zaten. Kendimi affettirebildiysem ne mutlu bana. Helal be bebeğim. Doğruyu söylersin. Hürrem Sultan'ın gerdanlığını sen mi çaldın? Ya komiserim, dediğiniz kadını tanımam etmem. Nasıl çalayım gerdanlığını? Tanımazsın tabii. Hürrem Sultan dediğin kadın 500 yıl önce öldü. İşte bakın, tanımadığım buradan da belli komiserim. Kadın 500 yıl önce ölmüş. Daha onu bile bilmiyorum. Nasıl çalayım gerdanlığını? Bu laf oyunlarıyla paçanı kurtaramazsın Ersin. Senin tezgahlarına benziyor bu soygun. Komiserim, üzerimde gerdanlık çıktı mı? Yok. Evimde bir şey buldunuz mu? Yok. Olay yerinde bana ait bir kanıt buldunuz mu? Yok. Komiserim, işinizi öğretmek gibi olmasın ama elinizde hiçbir kanıt yokken beni tutuklayamazsınız. Bırakın gitsin. Elbet bir kanıt bulacağım Ersin. Paçanı kurtardığını sanma. Yanlış adamın peşindesiniz komiserim. İyi günler. Şimdi doğru Cennet Mahallesi'ne. O çiçekçi kadına fark ettirmeden çantasındaki elmas gerdanlığı geri almaya. Ya deli kızım, tinerciler gibi ne koklayıp duruyorsun o gülü? Sarışım baba, aşk sarışıyım. Dediysem aşk sarışıyım. Alemin en cancanlı barosu bu gülü bana hediye etti. Çok güzelsin dedi bana baba. Sana dedi. Gözü kör müydü bu herifin? Sen var ya sen, harbiden uyuzsun ha. Ben bakarım. Bak tabii kızım sen bak. Ben bakamam. Aşk sarhoşu olmuşum. Şimdi gider oraya buraya vururum. Anne bak, bu amca seni soruyor. Anam. Anam siz nereden geldiniz çıktınız karşıma şimdi? Bir şaşırdım beni ha. Size karşılaşacağımızı söylemiştim hanımefendi. Adres de yoktu sende. Evi nereden buldun? Aşağı Bağdat sorulmazmış Bembeciğim. Hmm. O güzel kokunu takip ederek geldim. Vallahi beni utandırıyorsun. Boğazımda kaldı. Şeker, boğazımda kaldı. Oturmaz mıydı? Gudik zaten içeri gidecekti değil mi Gudik? Yuh, oturuyor be teyze. Senin işin yok muydu?
He? Hadi. Şimdi hatırladım. O zaman odama gideyim, önemli işlerim var. Gi. Gel canım, gi. 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 Otur, otur, otur. Anam, ben de böyle bugün haftanın rüküşü şeklinde oturuyorum evde. Gideyim de makyajımı tazeleyeyim, geleyim. Tabii tabii. Keyfine bak Pembeciğim. Geliyorum Emi. Kadın dönmeden çantayı bulup düşeyim buradan. Nerede bu çanta? İşte buradaymış. Teyzem dedi. Odasına gitti. Makyajını tazeleyecekmiş. Çok güzel. O kirpidin çantasını azıcık açtık yürütüp kayfeye tüyeyim. Dur dur dur. Açma o çantayı. Değil. Niye mi? Şey diye. Pembe Hanım izinsiz aldığını duyarsa ayıp olur. En iyisi... Bak, al sen şu harçlığı. Tamam mı? Hiç elleme o çantayı. Demem, tamam, elleme. Amca, sana enişte diyebilir miyim? Eniştem, kıyak eniştem benim. Hadi, kal sağlıcak da. Eniştem, hep kendimizi olur mu? Hadi, kal sağlıcak da. Hazırım canım. Pardon canım. O çantayla ne yaparsın? Çantayla? Ne çantası? Anam elindeki çantayla. Ha, elimdeki çanta. Şey, yanlışlıkla üstüne oturmuşum da Pembeciğim, onu kaldırıyordum. Ya. Ya. Ya? Ya. Şey, istersen dışarı çıkıp bir yerlerde oturalım Pembeciğim. Daha rahat ederiz. Olur. Ben o zaman öteki çantamı alıp geleyim. Yo, olmaz, olmaz. Bunu al. Anam, niye bu kadar panikledin anlayamıyorum. Çünkü bu çanta elbisene şıp diye uyuyor Pembeciğim. Seni bir prenses gibi gösteriyor. Ha, onun için öyle mi dedin? Olur. Madem öyle dedin, bunu alayım çıkalım bari. Canım. Çıkalım canım. Selamünaleyküm beyler. Nuri, bana oradan divli bir çay koy. Divli olsun ha. Hadi oradan. Borç çay devri bitti aslanım. Para peşin, kırmızı beşin. Aybettin be Muharrem abi. Maşallah likit akışı tam yerinde yani. Burç isteye kim? Ha? Bak, sipali derler buna. Nereden buldun oğlum o parayı? Yine Pembe'den mi yürüttün yoksa? Yok, enişten verdi. Enişten mi? Yoksa sen mi verdin Bede? Yok, sen mi verdin? Yok. Fasulye de kendini nimette sayarmış. Bunlar da gelin güvey olurlar. Enişte derken, Ersin enişteyi kastettim ben. Ersin enişte mi? Ersin enişte mi? Pembe teyzemin yeni boyfriendi olur kendisi. Boyfriendi mi? Haberiniz yok mu sizin? Şu anda teyzem de evde. Muhabbeti duyu bulmaz. Göstereceğim ben sana. Görürsün. Ha? Beni de bir kez beten. Çok pardon canım. Sorma sahip ne yaparsın orada? Bebeği dinliyorum Şahin'im. Bakalım tekme atar mı? Tövbe tövbe. Delirdin mi sen Ferhat? Fındık kadar şey nasıl tekme atsın? Daha ayakları bile çıkmadı. Görmemiş diye senin gibileri derler Ferhat. Asıl görmemiş senin gibileri derler Şahin'im. Doğmamış bebeği patik örersin be. Ya yalan mı? Aa. Hem yanlış örersin, ver bakayım. Böyle mi Şahin'im? Şuradan tutacağım. Bu? Evet, şimdi şuradan. Demek çok zenginsin Hürsin Bey. İnanır mısın? Sana olan aşkımı bir kat daha arttı şimdi. Vallahi yani nasıl söyleyeceğimi bilemez hale geldi. Ne yapıyorsun anam? Ne işi vardır elinin orada? Seni böyle sarıp sarmalamak istiyordum Pembeciğim. Aa, utanırım vallahi. Çek şu elini. Evlenmeden olmaz.
Ama çıkarsa çıksın be. Madem çok istemişsin dola canım dola. Kolunu boynuma. Oradalar. Pembe, kim bu? Niye elini seni boynuna dolar? Tanıştırayım canım. Bu bir efendi, yeni manitam. Çok değerlidir. Çok zengindir. Etilerde villası vardır. Ersin Bey oluyor. Bunlar da anam. Ama yapma, yazık eline. Bunlar da önemsiz şahsiyetler. Ben bile unuttum adlarını. Pembe, nasıl yaparsın bunu bana? Senin aşkından kurulu düzenimi bırakıp geldim ben be. Gelmeseydin, ben mi dedim sana bırak gel diye? Çekil şuradan. Nikahlı karın değilim, bir şey değilim ama be. Kırarsın kalbim ama Pembe. Hele sen hiç konuşma, Allah'ın götün geliniz. Başka kapıya hadi, Allah versin, yallah. Hadi. Lan. Üf be, aman ikimiz bir fidanız. Güller açan dalıyız. Ersin'cim, şurada bir lokanta vardır, oraya gidelim. Toplumdaki pozisyonuma uygun lükslüktedir. Tabii Pembeciğim. Canım benim, gidelim haydi oraya gidelim. Ay! Ay! Eyvah! Çanta, eyvah! Çanta, eyvah! Çanta, çanta gitti! Ne oluyor ya? Çanta! Kaçma! Kaçma! Dur Ersin! Bırak gitsin be! Bir şey yok çantanın içinde valla. Anam bir sinütlü mendil vardır. Gel dedim sana, önemli değil. Ay ay, kuyruğuna değmez. Gel buraya. Niye çaldın çantayı ha? Hırsız, hırsız, hırsız. Ay. Niye çaldın çantayı ha? Abi vurma. Vurma abi. Niye çaldım? Hırsız. Ay, Ersin. Ana, ana, vallahi çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim ama gerçekten değil Beysi. İçinde değerli bir şey yok ama of, sümüklü mendil vardı. Ay. Bu benim için çok değerli bir çanta Pembe. Çünkü o sevdiğim kadının çantası. Çok romantiksin. Ne güzel laflar edersin. Sizin Cumhur Önal'la bir akrabalığı var mıdır? Neyse hadi gidelim ana. Haydi. Ferah, ya durup dururken nereden çıktı bu sancak hikayesi? Hayır, bir şey değil, görenler yapılacaklar. Koskocaman eşek kadar kaçınca çocuklar gibi sallanıyor diyecekler. Ya yavaş! Ya Şahinem, ben seni sallamıyorum ki. Çocuğu mu sallıyorum ya? La havle ve la kuvvete. Azıcık sabret. Çocuk doğsun, ondan sonra salla isteysen. Allah Allah. Doğduğunda da sallarım, şimdi de sallarım ya. Kimle karışır kardeşim? Çocuk benim değil mi ya? Allah sana akıl fikir versin Ferah. Ben sana başka hiçbir şey demem. Hı. Ya nereye Şahinem ya? Ya tahtarı belliye bildirecek ki daha çocuğumuzu ya. Bak ya gidiyor Şahinem. Şahinem. Şahinem gel buraya. Çalın anam, çalın. Çalın. Bu gece en mutlu gecem ha. Hayırlısıyla yakında evleniyorum. Yazıklar olsun sana Pembe. O adamla sırf parası için evleniyorsun değil mi? Sırf para için olur mu be? Ne için peki? Sırf para için değil. Altınları var. He. Etilerde villası var. He. Bodrum'da yazlığı var. 4 kere dürdü var. Onlar için de evleniyorum. Ben ondan daha zenginim Pembe. Benle niye evlenmesin? Ma, kusura bakma ama sen pek bir çirkinsin be. Budik bile almaz seni be, değil mi budik? Bildireceği başkaları var zaten. Ya kız ana, bu evlilik dalgası da nereden çıktı ya?
Kızıl Zengi kısmet buldum. Adam bana bir aşık bir aşık. Gülse kuyruklar ayrılmıyor. Nereye gitse peşimde. Ay işte ya, işte geliyorum. Kurban olsunlar boyuna bu sıra. Bir dakika bile ayrılamıyor arkamdan. Bu kadar aşık bana. Buyur abi. At anam, at o gülleri. Gülsünler. O kurban olsun sana aslanım. Ay canım benim, benim. Kendimi Beyazı programına çıkmış Sezen Aksu gibi hissettim vallahi. Vallahi. Bak bak da çatlı anam. Gördün mü gülleri? Gördün mü gülleri Bete? Garson. Ay. Pembe Hanım'a en pahalı içkinizden getirin. Derhal enişte. Geliyor. Pembeciğim, izninle ben bir lavaboya kadar gidip geleyim. Ha, git anam git. Rahat rahat yap işini. İçinde durup dert olacağına dışarı çıksın mert olsun. Lavabo ne tarafta? Abi, lavabo şurada ileride. Soyunma odasına hemen geçince. Soyunma odası mı? Evet abi. Zaten pembe ablalar da orada soyunup giyiniyorlar. Sağ ol canım, sağ ol canım. Rica ederim. Ne iyi adam ya. Nerede bu kadının çantası ya? Şu gerdanlığı alıp gideyim artık. Nihayet buldum seni. Gel bakayım buraya sen. Vay dikine salacağım vay. Hırsızlık ha. Görürsün sen. Gel 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 pembe. Gel gel gel. Ersin. Buyur pembeciğim. Kendi gözlerinle gör. Evleneceğin adam hırsızın önde gideni. Ersin. Ana. Sen ne yapardın orada? Şey yapıyorum. Ha, ne yapardın hanım? Şey yapıyorum canım şey. Bak merak ettim çok. Kız ana çantanın içine bak, bir şey çalmış mı? Bakayım ana. Anam. Anam bu ne? Bunu bana mı aldın Ersi? Gerdanlık. Kurban olurum. Sen mi aldın da koydun bunu? Şey. Görüyorsunuz anam. Ne ince ruhlu adam. Bana kalkmış gitmiş Eda'yı gerdanlı kalmış. Çantama koymuş. Sürpriz yapacaktım. Öyle mi? Ya. Öyle oldu. Canım benim. Gerçi sürprizi kaçtı artık ama. Nasıl olur ya? Hırsız değil miymiş? Beter. Utanmadan bir de iftira edersin müstakbel kocama. Bak ne ince adam meğer, gördün mü? Adam ol da gör. Takıyorum şimdi anam. Çatır çatır çatlasın anam bunlar. Çatlasınlar. Eyvahlar olsun. Ben bu gerdanlığı kadının çantasından bile çalamadım. Boynundan nasıl çalacağım şimdi? Gördün mü gerdanlığı? Ha? Gördün mü? Gerdanlık görsün gözünüz. Işıl ışıl anam. Göz kamaştırıyor. Gelip süsleri pembe. Göz kamaştıran gerdanlık değil ki pembem. Senin güzelliğin göz kamaştırıyor. Anam sen ne madde gerifsin be? Hayırdır? Ah! Ne vuruyor Melekşe ya? Ya herife bakın da azıcık romantizm derisi aldım be. Abi siz hiç meraklanmayın. Siz parayı hazırlayın. Ben bugün gerdanlığı alıp geliyorum. Tamam abi. Görüşürüz abi tamam. Vay eniştem. Çiçek mi aldın bana? Vallahi hayatımda ilk defa birinden çiçek alırım. Çok sevindim, teşekkür ederim. Saçmalama be. Ver şunları. Pembeye aldım ben onu. İçeride mi? İçeride. Geç o zaman. O zaman ben ne yapayım? Kayfaya gideyim. Siz teyzemle baş başa kalın. Böyle romantik ortamlar yaşayın. Ah. Keşke çay içecek param da olsaydı. Al şunu da bakayım. Büyüksün be enişte. Hep gel bize hep. Enişte benim. Hadi geç. Beyler gelin gelin toplanın. Habere bakın habere. Ne oldu abi? Şu elmas gerdanlığa baksana bir.
Sen benim boynumdaki yardanlık değil mi bu? Ha? Aa, ta kendisi abi ya. Bakayım. Hakikaten de o gerdanlık be. Ersin'in verdiği gerdanlık değil mi bu? Evet. Ve bakın şurada ne yazıyor. Büyük soygun. Dünyada bir işi benzeri daha olmayan Hürrem Sultan'ın elmas gerdanlığı müzeden çalındı. Polis tüm aramalara rağmen gerdanlığa ve hırsıza ulaşamadı. Şimdi Pembe ablanın boynundaki gerdanlık hırsızlık malı değil mi? Evet canım. Ersin de dün dediğim gibi hırsızmış. Hmm. Hem de tahmin ettiğimden çok daha büyük bir hırsız. İyi de çaldığı elmas gerdanlığı niye Pembe'ye versin? Bilmiyorum ama öğreneceğiz. Eli işte bana pişt demiş yalan aslanım yalan. Eniştem sağ olsun bugün gene beni açlıksız bırakmadı kendisi. Elçesizin evde mi şimdi? Nerede olacak? Adam kendi yuvasında teyze bir gürmeye geldi. Ne yapacağız abi? Ne yapılacağına konserim karar verecek. Yürüyün karakola gidiyoruz. Yürüyün. Yürüyün. Hadi. Çıkarın. Çekilin. Dur. Hadi. Allah Allah ya. Anam bak nasıl güzeldir. Ne diyorum biliyor musun Pembeciğim? He canım söyle. Şu pahalı gerdanlıkla dolaşman bana hiç doğru gelmiyor. Aşk olsun. Senin aldığın kolye bu. Onurla takarım ben onu. Yani bu gerdanlık çok değerli olduğu için üzerinde taşıman doğru değil. Hmm. İstersen onu bankada senin adına bir kasada muhafaza edelim ha? Haklısın. Vallahi. Hırsızı var değil mi? Hırsızı var. Ya. Herkes senin gibi iyi niyetli değil ki. Hem ben gerdanlıktan çok sana zarar verirler diye korkuyorum. Benim. Pembeciğim, senin adına bankada saklayacağım bunu. Ama arada bir getir de mayallede takıp hava atayım. Hevesim kursamda kaldı ana. Tabii. Kapı çaldı. Şu kapıya bir bakayım geliyorum. Hemen geliyorum. Tamam Pembeciğim. Kimdir o canı? Aç kapıyı Pembe. Ben komiser Cemil. Komiser Cemil mi dedi? Aç diyorum sana. Sakın açayım deme. Anam ne oluyor? Tabanca nerede çıktı? Geç şöyle. Ersin ne oluyor abi? Bismillah. Ne oldu Ersin? Yürü. Bismillah. Bak Pembe elimde rehine. Eğer içeri girmeye kalkarsanız onu vururum. Bu hiç iyi olmadı işte. Ne oldu be Ferhat? Kehanem Ersin hırsızmış. Pembe ablayı rehin aldı ya. Ne? Anam şimdi rehine mi yani? Kız ana! Dur ne oluyor sus Sultan sus sen. Sultan amiresin sus sen ya. Sultan yapma ya. Komiserim kurtaracak sakin ol. Ya hayır bırak Sultan. Arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen geri çekilin. Tamam. Oğlum sen de askın dolmayı bırak ya. Ya bırak sarı kızım. Sani al bunları geriye. Lütfen ya. Açılın lütfen. Lütfen hiç işine mani olmayın. Tamam Şahane. Ersin etrafı çevrildi. En az 50 polisin ablukası altındasın. Hiçbir yere kaçamazsın. Gel adalete teslim ol. Geç pencereye. Geç! Sana... Geç pencereye! Geç! Anam ne oldu geç sana bir? Söylediklerimi aynen bağır aşağıya. Niye anam? Sen küs müsün komiserimle konuşmuyor musunuz? Çok konuşma. Bir helikopter istiyor. Komiserim. Anam bu... Pardon. Çok saygıdeğer beyefendi, bir helikopter istermiş. Ne? Anlamadım Pembe. Ne istiyor? Helikopter anam, helikopter. Türkçe bilmiyor musun be? Yok mu hani böyle pır pır gidiyor, bir manesi var. Adam içine binince pır diye uçuyor ya. Yahu helikopter ha, ne be? Helikopter! Ha. Anam ben ne dedim? Mantıklı isteklerde bulunsun Pembe. Helikopter burada nereye inecek? Yanaşamaz bile. Eğer seni serbest bırakacağına söz verirse, buradan çekip gitmesi için bir araba tahsis ederiz. Bir tek araba teşhis edebiliyormuş, olur mu? Tamam. Uyar mı? Kabul ettiğimi söyle. Ama Cennet Mahallesi'nden çıkana kadar seni rehine olarak takside tutacağım. Bir tuzak olursa acımam. Seni vururum bak! Sen kendin söyle, niye söylemiyorsun? Bağırmaktan boğazım şişti. Bağır dedim, bağır! Komiserim! Tuzak olursa diyor, mahvederim hepinizi diyor. Onun için tuzak kurmazsanız ben kendi adıma sevineceğim. Sevgiler Pembe. Hani o istediği için bağırdım anam. Ay ya. Kabul edin komiserim, kabul edin.
Sadece sürücü koltuğunda hava yastığı sistemi olan bir araba getirin. Benim harika bir planım var. Anlat bakalım şu planı. Ne o? Oh, bir dakika ya, dur be. Abi, gerçekten bu silah dolu mu? Sonuna sahip kaç mermi koydun içine? Seni öldürmeye yetecek kadar. Kes sesini! Bir yerde okuduydum. Suçlularla konuşursan rahatlarlarmış. O zaman da seni vurmazlarmış. Vallahi gerçekten öyle yazıyor. Biraz daha konuşmaya devam edecek olursan bir daha ömür boyu hiç konuşamayacaksın. Bilmem anlatabildim mi? Çok güzel anlatabildin. Ersin! İstediğin araba hazır. Çıkabilirsiniz. Yürü. Abi ben gelmeyeyim. Misafir gelecek de gelip beni evde bulmazsa bana ayıp olur. Yürü. Yürü be. Tamam madem çok ısrar ettin. Ferhat. Hadi. Ferhat. Hadi. Şşt. Tamam abi. Hadi. Hadi. Anam. 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 Geri çekilin. Anam. Ters bir hareket yaparsanız kadını vururum. Komiserim vallahi vurur. Takip etmeye kalkın. Takip etmeye falan kalkmayın. Hayır. Sakin ol Ersin. Rehineye bir zarar gelsin istemiyoruz. İstemiyoruz. Açacağım. Açıyorum anam. Açıyorum. Gidecek değil bu anam. Ay. Ay. Çabuk arabaya bin. Bin dedim sonra. Komiserim. Otur. Allah aşkına. Allah aşkına. Çok konuşma. Gelin. Çabuk çabuk. Bitir, koş, koş, çabuk, koş. Çabuk, koşun. Koşun. Gel buraya. Koşun. Beyvallah. Silah al. Beyvallah. Çek, silah al Salih. Çek, çek. Bırak, bırak. Gel buraya. Anam. Gel buraya. Anam. Al, al. İyi misin kız anam? Anam, ne oldu? Bırakın. Kanun verecek onun cezasını. Heh. Adalet verecek. Sağ ol komiserim. Gel buraya bakayım. Yürü. Sağ ol. Aferin Betel. Sağ olun komiserim. Yaşa be komiserim. Yok, yok, yok. Yaşa be. Şükürlerim. İyi değil mi? İyi, çok iyi. Çok iyi. İyi mi? Evet, başım dönüyor ama olsun. O kartukala aman açtı pirivan. Usta pirivan açtı tovala. O kartukala aman.